Sayın hocam diyor ki geniz akıntım çok var diyor ama diyor Finike'ye taşındıktan sonra çok arttı diyor. Sıkıntılarım çok arttı, burun akıntısı, hapşırık, geniz akıntısı en büyük sıkıntım. Aa, Finike'den bizim için buralara gelmiş. Neden arttı? Neden? Finike çünkü Akdeniz iklimi. Sıcak, kurak, yazın toz çok fazla olabilir. Kışın ılıman iklim, nem, küf olabilir. Mevsim geçişlerinde polenler çok fazla olabilir. Dolayısıyla solunum yoluyla alerjan vücuda girdiği zaman bizim bağışıklık sistemimiz bir yanıt oluşturuyor. Bu yanıtı oluşturur oluşturmaz da o antikorla vücudun o alerjene maruz kalan yerlerinde bir histamin deşarjına neden oluyor. O da ne oluyor? Sizin burnunuzda, akciğerlerinizde, genizinizde, mukozanızda bir aşırı işte hapşırma, akıntı, kaşıntı, fazla sekresyon. Yani aslında vücut bir reaksiyon oluşturuyor buna karşı. O yüzden de ne yapıyoruz biz? Zaten siz de kullanmışsınız. Bu histamin deşarjını, vücudun vermiş olduğu bu alerjik yanıtı azaltmak için hastalarımıza şey veriyoruz. İşte antihistaminikler veriyoruz. Antienflamatuar burun spreyleri veriyoruz. Kortizonlu burun spreyleri veriyoruz. Asıl amaç burada ne? Enflamasyonu, yani oradaki yangıyı azaltmak. O yüzden herhangi bir cerrahi tedaviyle, herhangi bir ameliyat ile alerjik rinit yok edemiyoruz. Şimdi bizim burnunuzu duyarsızlaştırmak, yani oradaki enflamasyonu, yangıyı azaltmamız lazım. Çünkü sizin burnunuzun içerisindeki konkalar histamin deşarjı olunca ne oluyor? Şişiyor, büyüyor, normalden fazla salgı yapmaya başlıyor, aşırı duyarlı hale geliyor. Ama o konkaları da kesip alamayız. O konkaları kesip alırsak burnunuz ölür. O yüzden bizim oradaki enflamasyonu azaltmak için ilaçlar dışında yapabileceğimiz diğer bir yöntem de radyo frekans. Ha, burnunuzda bir kıkırdak, kemik eğriliği veya başka bir patolojik problem varsa bunu radyo frekansla halledemeyiz. Biz radyo frekansla konkaları küçültüp biraz daha oradaki enflamasyonu giderme amacındayız. Anlaştık mı hocam? Şimdi aktif olarak yani kuru iklim mi? Yani daha çok yani uygun. Ya insanlarda en çok alerjene neden olan faktörler ne? Bir, zeytin, polen, toz, kuru hava, nemin olması, küfün olması. Dolayısıyla neminle küfün olmadığı yerler çok daha az alerjen yerler. Genelde de soğukta çok fazla nem küf olmaz. Ilıman iklim, Akdeniz ikliminde en büyük sıkıntı.